Merhaba arkadaşlar, Açık Kısa TV'de Çağrı hocamızla beraberiz. Benim ismimi unuttunuz herhalde hocam. Yok hocam, unutur muyum ya, estağfurullah. Ve ne yapıyorduk? Doğal afetleri işlemiştik hocam ve son galiba doğal afetlerin son bölümü, parçalara ayırmıştık. Hayır, son bölümü son bölümü değil. Siz hemen bitirip gitmek istiyorsunuz bence. Hidrolojik afetler, bir de biyolojik afetler var. Biyolojik. Bunun içindedir hocam o zaman. Bakayım bunun içinde. İçinde evet, mi? Bunun içerisinde arkadaşlar. Onu kastettiniz. Evet, tamam, son video demek istediniz. Buyurun hocam, tamam, söz sizde. Evet, merhaba arkadaşlar. Hidrolojik afetlerle devam ediyoruz. Akarsu, şimdi hidro... su demekti zaten hocam, hidro. Su demekti. Su yok akarsu... ama hocam. Taşkınları, evet, bana bir su bile vermiyorlar. Akarsu taşkınları bunun içerisinde yer alıyor. Şimdi akarsuyun akımının artması. Bu nasıl olabilir tabii ki? Yağışlarla gerçekleşebilir mesela. Diyelim işte yağışın çok fazla olması akarsuyun akımının artmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla içindeki su miktarı da ne yapıyor? Artıyor ve yatağından taşıyor. Genellikle aşırı yağışlar sonucunda meydana gelir ya da kar erimeleri sonucunda meydana gelen bir doğal afettir diyoruz. Sebeplerine baktığımız zaman temel sebebi aslında insandır arkadaşlar. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Çeşitli maddeleri, çöpleri, işte artık elinize ne geçiyorsa bunlar zamanla suların içerisine toplanıyor ve tabanda ne yapıyor? Bir yer kaplıyor, değil mi? O zaman biz bunun akarsuyun hani tabanını daraltmış oluyoruz. Yani içini daraltmış oluyoruz, alanını. Dolayısıyla en ufak bir yağmurda ne yapmaya başlıyor? Taşmaya başlıyor. Dolayısıyla işte çeşitli maddelerle akarsu yatağını doldurmak ya da akarsu yatağının yolunu değiştiriyoruz. Mesela oraya bir site kuracağım ya da bina yapacağım, başka bir şey yapacağım. Oradan akarsu geçiyor. Hemen yönünü değiştiriyoruz mesela. Kanallar yapıyoruz. Yine işte barajlar yapıp içinden su çekiyoruz. Dolayısıyla biz insan olarak taşkınlara sebep olabiliyoruz. Bir diğeri neydi? Göl sularının çekilmesiydi. Bunun temel sebebi aslında küresel ısınma. Bunu daha sonra açacağız zaten. Aşırı sıcaklık diyoruz bakın. Bu da etkiliyor. Tabii buharlaşma artıyor. Kuraklık etkilidir. Yeraltı sularının çekilmesi, hani bazı göller yeraltı sularından beslendiği kaynağı için. Kaynağı orada olduğu için kaynak öyle kazanıyor. Sular da azalıyor. Göl sularından tarımsal amaçlı su çekmek mesela buna neden olabiliyor arkadaşlar. Göl sularının çekilmesiyle de göl içindeki canlı çeşitleri azalıyor ve bitki örtüsü azalıyor. Balık türleri de ne oluyor? Yok oluyor. Yani biz oradaki ekosistemi ne yapmış oluyoruz? Yok etmiş oluyoruz aslında bir nebze baktığımızda da. Evet, şunu da örnek vereyim. Kalsın orada hocam. Göl sularında hani şunu da unutmayın. Mesela Aral Gölü'nü örnek olarak gösterebilirsiniz. Çünkü sorularda bazen karşınıza çıkıyor. İşte iklim değişimleri içinden işte su çekmek amaçlı mesela biz Aral Gölü'nü, Asya'daki Aral Gölü'nden bahsediyorum tabii ki, ciddi anlamda çok büyük bir kısmı kurumuş, eski alanından eser kalmamış ve gemi mezarlığı haline dönüşmüş ve bir sürü ekolojik hayatta burada ne olmuştur? Yok olmuştur. O nedenle Aral Gölü bazen sorularda karşınıza çıkabilir. Evet, ve biyolojik afetler diyoruz. Son olarak arkadaşlar böcek istilası ve salgın hastalıklardan bahsedeceğiz burada. Şimdi ekosistemler bozulursa, yani ekosistemlerin bozulmasıyla bir türün yok olması bazı türlerin de artmasına ne yapabiliyor? Sebep olabiliyor. Yani işte bir ekosistemdeki bir canlıyı biz ne yaptık? İşte yok ettik. Onunla beslenen canlılar da yok azalabiliyor ya da yok olabiliyor yani. Ya da işte onun mesela o ölen canlının tükettiği herhangi bir şeyde de artış meydana gelebiliyor tabii ki. Ya da son dönemde mesela bakın şarbon, değil mi? Kuş gribi, domuz gribi, işte Kırım Kongo gibi hastalıkların artması. Yani özellikle mesela Kırım Kongo'da işte bununla beslenen bazı işte kuş türleri azaldığı için mesela Kırım Kongo'nun arttığı iddia ediliyor. İşte bir kuş türü vardı, şu an ismini tam hatırlamıyorum. Hani onun neslinin azalması bunların artmasına sebep olmuştur gibi. Ya da işte domuz gribinde, kuş gribi, şarbon gibi bunlar da yine bu hastalıkları örnek olarak gösterilebilir. Peki, şimdi sık yaşanan, o zaman biz şimdi bu afetleri bir toparlayacak olursak, hani biz bunu şöyle soruyor mesela sorularda, aşağıdaki afetlerden hangisi diğerlerine göre daha sık, daha sık yaşanır gibi sorular karşımıza çıkabilir. Sık yaşanan doğal afetler, sel değil mi? Taşkın, fırtına, don olayları,
orman yangını gibi afetler çok sık yaşanıyor arkadaşlar. Yani farkındaysanız daha çok klimatolojik afetler. Türkiye'de zaten çok fazla duyuyoruz bu şeyleri. Aynen öyle. Bunların hepsi var. Kısa sürede gerçekleşen, yani çok kısa süren afetlere baktığınız zaman deprem değil mi? Bir anda olup bitiyor. Heyelan. Yine aynı şekilde hortum. Bunlar da kısa sürede gerçekleşen doğal afetlerdir diyoruz. Etki alanları dar. Mesela diyor ki aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin etki alanı daha dardır diye soruyor. Dolayısıyla mesela kütle hareketleri dar olduğu bir alan. Yer. Aynen öyle. Çığ olduğu aynı şekilde. Yer. Dolu ya da yıldırım. Ama mesela depremi düşünün, çok daha geniş alanlarda ya da tsunami'yi düşünün. Bakın Endonezya'daki tsunami'nin Afrika'yı vurduğunu söyledik değil mi? Hani daha geniş alanlara yayılıyor. İşte kütle hareketi, çığ, dolu, yıldırım. Bunların etki alanları nedir diyoruz? Dardır diyoruz. Önceden tahmin edilebilen afetler var mesela. Fırtına. Hani bir hafta öncesinden uyarı veriyorlar değil mi? İşte evet, şunu yapın, bunu yapın. Şurada işte, yağmur gelecek, gidin. Şöyle olacak, böyle aynen olacak. Öyle. Kasırga, don, tsunami. Yani tsunami de tabii çok uzun bir süreç değil. Hani 5 ila 30 dakika ya da 1 saat diyelim hadi. Ama yine önceden bir tahmin söz konusudur diyoruz burada da. Bir de önceden tahmin edilemeyenler var. Mesela depremi biz önceden tahmin edemiyoruz. Ya da orman yangınını önceden tahmin edemiyoruz. Yoksa heyelan. Olsa hemen önlemini alırız değil mi? Aynı şekilde heyelan da önceden tahmin edilemeyenler arasındadır diyeceğiz arkadaşlar. Böylelikle evet. Dersi bitireceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.